Tarih şahit olsun ki ben bugün buradan uyarımı yapıyorum. Ülke olarak uçurumun eşiğine geldiğimizi söylemek ve hükümeti derhal göreve çağırmak üzere karşınızdayım. Ekonomik ve finansal bir beka sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Kaygılıyım çünkü ülkemizin temerrüt riski, yani iflas riski, bugüne dek görmediğimiz bir seviyeye ulaşmış durumda. Türkiye'nin temerrüt riskinin, yani iflas riskini gösteren 5 yıllık CDS, yani kredi temerrüt takas oranı tam 836 baz puana çıkmış durumda bugün. 836 baz puan. Şuna bakar mısınız grafiğe? 24 Haziran'dan sonraki iniş çıkışlara adeta can çekişen bir hastanın sağlık grafiğine benziyor ya. Bu gösterge arkadaşlar, bu 836 rakamı yaklaşan felaketi şimdiden haber vereyim. Şu anda ülke tam bir çakılmaya doğru gidiyor arkadaşlar. İnanın an meselesi, an, o uçurumdan aşağıya düşmek, o temerrüt ve iflas çukuruna düşmemiz an meselesi. Bir gecede olur ya. Bu işin şakası yok. Ben gördüm çünkü bunu. Dünyada pek çok ülkede gördüm. O iflasın, temerrütün ne olduğunu biliyorum. Perişan olur herkes. İnanın yaşanacak bir ülke olmaz Türkiye ondan sonra. İflas demek, benzin gibi, mazot gibi temel ihtiyaç maddelerinin parayla bile bulunamaması demektir. Paranız var, yarım depodan fazla alamıyorsunuz. Ya da yok, 3 saat kuyruğunda bekliyorsunuz. İflas işte odur. Her gün 6 saat, 10 saat elektriğin kesik olduğunu düşün memlekette. İşte tehlike bu arkadaşlar. İflas demek topyekün ekonomik ve finansal çöküş demektir. İflas demek kaos demektir. Hükümete sesleniyorum, Erdoğan'a sesleniyorum. Çok pişman olursunuz, çok. Ancak iş de işten geçmiş olur. Tam 11 yıl bu ülkenin ekonomisini yönetmiş ve dünyadaki ve Türkiye'deki krizleri çok iyi bilen bir arkadaşınız olarak uyarıyorum. Uyarıyorum. Bu gidişin sonu çok kötü olur. Türkiye'yi siz bir kere o temerrüt çukuruna, bir kez iflas çukuruna düşürürseniz bu millet yıllarca ağır bedeller ödemek zorunda kalır. Halkımız sizin yaptığınız saçmalıkların bedelini ödemek zorunda değil. Derhal aklınızı başınıza toplayın. Allah'ın verdiği aklı kullanın ya. Merkez Bankası'na ve TÜİK'e acilen liyakatlı kadroları atayın ve bağımsız kurumlardan elinizi çekin. Akıl dışı, bilim dışı tezleri terk edin ve derhal işi uzmanlara bırakın. Ve derhal elinizdeki iktidarı sakince bir kenara artık bırakın. Bırakın ki henüz iflas etmeden ülkemizi alıp buradan düzlüğe çıkaralım. Bırakın ki gençler, kadınlar, memurlar, emekliler, çiftçiler, kuryeler, esnaf, sanatçılar huzura ersin. Bırakın ki Türkiye iflas etmesin. Zaten seçimi biz kazanacağız. Ama işimizi daha fazla zorlaştırmayın.